Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Farming Simulator 22'deyiz. Ve arkadaşlar bugün ilk defa harita moduyla oynayacağız. Şöyle hemen bir bakalım. Hemen şöyle kariyere bir girdik. Hemen şöyle haritamız arkadaşlar. Evet, burada birkaç tane harita modu kurdum. Bunları da isterseniz arkadaşlar yavaş yavaş oynarız. Bizim bugün oynayacağımız şu arkadaşlar, ismini artık telaffuz etmekte zorlanıyorum. Onu gene açıklama bölümüne yazarız. Bu haritada arkadaşlar oynayacağız. Şöyle bir başlayalım bakalım. İşte gördüğünüz gibi bunlar da modlarımız. Bu haritamızın şey işte. Bunlar da traktör yaptım işte arkadaşlar. Bunlar da haritanın kendisine gelen modlar. Şöyle başlat diyerek arkadaşlar başlatacağız. Evet arkadaşlar, şöyle kendimiz bir karakter oluşturduk. Hemen şöyle oyunumuza girelim. Şimdi girmeden sadece baktım işte nerelerde bizim neyimiz var diye. O kadar, başka da bir şey yapmadım. Şimdi burası bizim inek çiftimiz arkadaşlar. Geçen bölümde kurmuştuk ama bu büyük herhalde. Büyük inek çiftliği. Şöyle şuradan bir çık abi. Buraya ineklerimizi falan alacağız şimdi, onda sıkıntı yok. Bu da zaten vardı bundan bizde. Ya yani burada da traktörlerimiz falan var. Arkadaşlar şurada traktörlerimize bakalım. CS 145'lik bir traktörümüz var. John Deere bir traktörümüz var. Lizard bir pick-up'ımız var. Tamam, bu da zaten başta biliyorsunuz. Oyunun başında çıkıyordu. İçeride yerimiz. Bu kadar arkadaşlar. Başka ekipmanımız yok. Hani şunlar da zaten ekime biçime yarayan şeyler. Şuradan şöyle. Burada bir sabanımız var. Bu zaten. Tamam, onunla balya falan şey yapacağız. Şuralara bakalım. Kapıyı açamadık. Nesneyi alıyor da. Yani şu kapıyı aç. Şöyle arkadaşlar. Bunlar da çim biçme şeylerimiz. Biliyorsunuz çim biçiyorduk. Şöyle tarlalarımıza gelecek olursak arkadaşlar. Şurada 9 nolu tarlamız var. 70 nolu tarlamız ve şu 4 nolu tarlamız. Başka da tarlamız yok. Şöyle topraklardan bakalım. Şöyle 3 tane tarlamız var. Şöyle oraya bir gidelim abi. Şuradan 4 nolu tarlamıza. Onun da bakalım ne ekili. Onu da bugün biçeriz. Aman araba biraz seri. Şuradan tarlamıza gidelim. Zaten şurada. Evet arkadaşlar, burada arpa ekiliymiş. Bunu bugün biçeriz. Şöyle diğer tarlalarımızda ne ekili? Onlara da bir bakalım. Bu diğerinde çim ekili olarak gördüm ama çim ekiliyse bugün çimimizi ekeriz. Ekeriz dedim, pardon. Biçeriz, ondan sonra koyun çiftliğimizi kurarız. Koyun çiftliğimiz var burada. Kurmuşlar zaten. Hazır kurularak gelmiş. Arabada bir yerine dursa. Yani zaten buralara girilebiliyormuş. Evet arkadaşlar, burada çim ekili. Bunu da biçeriz. Zaten bu alan da bizim. Şurası, aşağısı bizim. Değil mi? Yanlış bilmiyorsak. Aynen. Şurası tarlanın aşağısı bizim. Şurayı falan komple biçeriz. Diğer tarlamızda ne ekili? Burada da herhalde buğday falan ekilidir. Ha, burada da arpa ekiliymiş. Tamam arkadaşlar, bugünkü hedefimiz şuradan çimimizi falan bir biçelim. Traktörümüzü atladık. Hem bu manada haritayı da tanımış oluruz. Traktörler de biraz küçük herhalde. Şuradan önü var değil mi bunun? Şuradan şunu alacağız.
Arkadaşlar yaptığım modlarda yavaş yavaş göz gezdiririz. Çok güzel modlar var. Onları ben birkaç gündür oynuyorum da. Yani modlar gayet güzel. Şimdi şurayı da ufak bir coin şeyi koymuşlar da arkadaşlar, bunun olmadı büyütürüz biz. Şuradan bakalım bak. Yine abi şuradan traktörden. 25 hayvanlık bir coin çiftliğimiz var burada. Bunu olmadı şuradan inşaattan. Bunu kaldırırız. Şöyle yerine daha büyük bir şey koyarız. Şöyle en büyük 65'miş zaten. Bunu olmadı şöyle büyütürüz. Hem daha iyi olur bizim için. Onu bir bakalım bakalım. Şuradan çimimizi biçelim de. Koyunlarımızı da vereceğiz şimdi. Tam oraya uygun olarak yapmışlar da. Şuradan abi şu makineleri bir açalım şöyle. X'e basalım. Şöyle şuradan başlayacağız bakalım şöyle. Zaten burası da bizim. Çok da şeyine girmedim. Öndekini de aç. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çimimizi yapıyoruz. Zaten ufak bölüm yapsak yeter gibime geliyor. Zaten çok büyük yapmaya gerek yok. Ondan sonra arpalarımızı falan biçeriz. Bu arada bu haritayla oynama falan yapabiliriz. Zaten şuraya kadar bizim. Değil mi? Onu tam olarak bakarız da. Şuradan şöyle. Şu. Aynen şuraya kadar bizim. Aşağısı yok. Şu aşağısı başkasının. Zaten bu çimler de bize yeter ya. İneklerimizi de kurarız. Onlara da saman falan lazım. Saman dolduran şey yapacağız. Tarla alırız. Bu bölüm arkadaşlar devam edersek bu haritaya. Para iyilesi yapmayı düşünüyorum. At bayları onda para iyilesi yapmıştık. Bunu da para iyilesi yapmayız. Bakalım buna devam edersek öyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Beğeninizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Haritayı beğenirseniz. Başka bir haritaya da geçebiliriz. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Şimdi şurayı yaptıktan sonra arkadaşlar kurutacağız. Kuruttuktan sonra şey yapabiliriz. Bunu da hemen büyütmek lazım ya. Şey, koyun çiftliğimizi. Onu da bir büyütelim hemen 2 dakikada. Ya da para yetiyor mu? Parayı da bakmak lazım. Kredi'ye de gireriz arkadaşlar. Onda sıkıntı yok. Öderiz. Ama para ilesi kesinlikle yazmayı düşünmüyorum. Bir şekilde kendimizi idare edeceğiz. Burada kontrat falan imzalarız. Kontratları bugüne kadar hiç yapmamıştım. Onu da size gösteririm. Beraber bir kontrat yaparız. Az kaldı. Şurasını da yapalım da. Hemen şuradan diğer makinenize geçeceğiz. Aa, orada da bir şey vardı. Ona bir gidelim bakalım. Orada turuncu bir şey var.
Ama arkadakini kapatabiliriz ya. Öndekini kapattık. Kapatmamız gerekiyormuş başta. Kapatalım da şuraya bir gidelim. Bunu merak ettim. Bir bakalım bakalım ya. Yollar da bu arada çok güzel. Yollar da gayet hoş. Yardım veririz he. Şöyle yardım menüsü şey yapıyor bu. Evet şöyle arkadaşlar. Bir sonraki işlemimize geçelim. Aa, burada ne ekliymiş? Pamuk ekliymiş. Şimdi onları bir kurutacağız abi. Şimdi öndeki makinemizi de katlayalım. Gayet yeterince şey yerleri var arkadaşlar. Bir sürü buraya şey yapmışlar. Hani aletlerimizi koyayım yere. Şunu da açalım. Şu ortadakini alacağız bu sefer. Kırmızı olanı. Aç bakalım. Öteki kadar büyük olmasa da bu da idare eder ya. Tamam kurutuyor. Bunun yerle de şeyi varmış herhalde. Ayakları yere değiyor. Tekerlekleri. Şu çalıları falan kaldırabilirsek kaldıralım ya. Burayı da tarla yapabiliriz. Biliyorsunuz pullukla şey yapabiliyoruz bunları birleştirebiliyoruz. Burayı da çitleri falan da kaldırırız. Burada büyük bir tarlamız olur. Diğerine göre daha büyük tabii. Hemen bitti.
Şimdi şunu da döndükten sonra. Aa, kenarlarda kaldı mı? Neyse, onları şey yapıyor zaten. Şurada kalmış. Şunu da alalım da. Tamam abi, kaldır şöyle makinemizi. Böyle ikisini de topladık. Şimdi herhalde burada maliye makinesi yok da. Şey var. Ona koyacağız. Bunun da şuraya mı koyarız artık? Nereye koyacağız? Bir yer bulacağız. Burada bulamaçtan falan hepsini koymuşlar. Mod yapımcıları hepsini düşünmüş. Şöyle arkadaşlar, şu arkada kalanları da alalım da. Neyse, onlar olmadı kalsın. Şuradan şöyle alıyoruz zaten. Yandaki arazi bizim olmadığı için erişimimiz falan yok diyor. Tarla da bu arada büyükse biz de alabiliriz buraya. Genelde buradaki tarlalar küçük. Fiyatları da ona göre tabi. Uygun oluyor. Bakalım yarın inşallah ilerlerde büyük yerlere geleceğiz. İlk defa parayla siz oynamayı düşünüyoruz. Şuradan dönemedik. İyi ya, buraya kurotumuz oluyor. Şuradan son bir kere daha döneceğiz de. Ondan sonra coinlerimizi de alacağız arkadaşlar. Bu bölümde coinlerimizi alırız. Buradan kapatalım. Kurtarmayacak orada. Işık var. Evet, en iyilikmiş. Tamam, şöyle yapacak. Evet arkadaşlar, şöyle kurotumuzu topladık. Tamam, şöyle. Makinemizi de toplayalım. Şimdi hemen coinlerimizi alacağız. Bu arada hemen bir bakalım bakalım. Bunun büyüklüğü ne kadarmış? Hayvanlar, coinler. İyi, pek bir şey değil ya. Şöyle koyarsak arkadaşlar. Bunu da satacağız tabi. 25.000. 25.000'e satabiliyormuşuz. Bak şunu. Burası da bizim de.
Gerçi. Buraya da olabilir. Buradaki ağaçları falan toplarsak coinlerimizi buraya alabiliriz. Gerçi bak burayı büyük bir tarla da yapabiliriz. Bak şuradan şöyle zaten bizim. Şuradan şöyle birleştireceğiz. Şuraya kadar. Bir de böyle birleştireceğiz. Burada çok büyük bir tarlamız olur bizim. Onu da yapabiliriz. Şimdi tamam bu kalsın. Madem bunu o yayıncılar uygun görmüş. O kalsın abi. Şunu da şöyle koyabilirsek. Bir türlü koyamadık ya, dur. Tamam, böyle bırakacağım. Bir yanda kapıyı da açayım. Bunu bakalım içine direkt mi bir şey yapabiliyoruz yoksa buradan herhalde direkt koyabiliriz diye tahmin ediyorum ya. Şurada dur bakalım biraz dolduralım. Şuradan içine. Tamam yavaş yavaş alıyor. Şuradan karşı tarlaya geçmek zorundayız. Yine iyi bayağı çıktı ya. Yine yeterli olacaktır bunların. Şuradan tabelaları yıkmamaya çalışacağız. Şimdi şuradan iki sıra kaldı, değil mi? Onları da aldıktan sonra bir deneyelim bakalım. Şuradan şöyle gelirsek daha iyi olur gibi. Tamam ya, yeterlidir bence. Şunları hemen bir koyalım bakalım içine. Onları sonra toplarız biz. Aa, bununla şey yapmadım. Bunun içine şey yapmadı arkadaşlar. Şuradan zaten ağırlarımız burada. Acaba o şeyle mi dökeceğiz ya?
Burada ne varmış? Evet. Dur bakalım şunu hayvan satıcısından. Şöyle şeylerden var mı? Şimdi bunun önünden şey yok. Şundan kiralasak bir tane. Şundan ucuzundan kiralayalım bunu. Ne kadarmış? 3000. Her işlem saati. Tamam. Bir saat yaptığını hemen şey yaparız bunu. Bayağı da para verdik ya. Şuradan. Evet, şöyle gelmiş. Hem mağazanın nerede olduğunu görmüş olduk. Yani bizim evin yanında hemen ya, şurada. Bu da daha iyi oldu bak, yakın hemen. Bizim evi de hemen şurası. Şimdi ekin tahribatı açık olabilir, o yüzden buradan gitmeyeceğim. Ekinlerimizi ezmeyelim. Şuradan dolanabiliriz. Burası da bizim herhalde, bizim artık. Yok, burası buraya kadar bizim diye. Şu aşağısı yoktu. Hadi abicim şuradan. Burada da yerimiz var. Şimdi burada bu yere dökecek arkadaşlar. Ben buradan alacağım. Şöyle yere döksün şu. Şöyle CTRL tuşuna basarak yere döküyoruz. Tamam, şöyle. Makinemizi şöyle alalım. Umarım buradan yerden alır bu. Heh, tamam, alıyor, sıkıntı yok. Şöyle yerdekileri topluyoruz. Koyunlar sadece arkadaşlar kuru ot yiyor. Başka da bir şey yani karıştırmıyoruz yani içine. Kuru ot yetiyor onlar için. Şurada çok az bir şey kaldı. Onları da aldıktan sonra hemen dökelim içine. Tamam. Şuradan yön değiştirelim sağ. Evet, şöyle dökebiliyoruz. Şöyle görüyorsunuz bunların içine hemen girdi. Ha, bu kadar mı aldı? 4000 litre falan aldı. 4,5 falan. Koyunlarımızı da hemen şuradan alacağız. Şöyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi 4 çeşit koyunumuz var. Bunlardan çok almayı düşünmüyorum ya. Şöyle 3'er tane alsak 3, 6, 9, 12. Bence yeterlidir. Veya yani 4'er tane. Hemen şöyle alalım. Tabii yetişkinlerini alıyoruz. Yetişkinleri yapa veriyor. Evet, şöyle koyunlarımız geldi. Koyunlarımız iyi ya, tamam.
Evet arkadaşlar, burada bölümümüzü bitirebiliriz. Şöyle koyun çiftliğimizi bugün kurduk. Artık inek çiftliğimizi de bu sonraki bölüme kurmayı düşünüyoruz. Sonraki bölümde kurabiliriz. Bunu da bakalım vereceğiz. Bugünlük burada duruyoruz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.